Bismillahirrahmanirrahim. Ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki, ölmeden ona inanacak olmasın. Kıyamet günü gelince de, o, onların aleyhinde şahitlik edecektir. Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar, gerçekten en büyük hüsrana uğramışlardır nihayet kıyamet saati kendilerini bastır verince onlar günah yüklerini sırtlarına yüklenerek eyvah dünyada işlediğimiz kusurlarımızdan dolayı yazıklar olsun bize diyecekler dikkat edin ne fena yükler götürüyorlar onlar imana gelmek için ne bekliyorlar meleklerin inmesini mi Rabbinin imha eden azabının veya Rabbinin kıyamet alametlerinden birinin gelmesini mi? Rabbinin alametlerinden biri geldiği gün, daha önce iman etmeyen yahut imanıyla hayır kazanmayan hiçbir kimseye, o günkü imanı asla fayda vermez. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Fakat onlar, hele bakalım nereye varacak diye sadece bu kitabın davetinin akibetini gözlüyorlar. Onun haber verdiği müthiş akibet geldiği gün daha önce onu unutup bir tarafa bırakanlar şöyle diyecekler. Gerçekten Rabbimizin elçileri bize hakkı tebliğ etmişlermiş. Acaba burada bize şefaat edecek birisi bulunur mu? Yahut geri döndürülmemiz imkanı olur mu ki bu sefer yaptığımız kötü işlerin yerine güzel güzel işler yapabilelim muhakkak ki onlar kendilerini hüsrana uğrattılar uydurdukları sahte tanrıları da kendilerinden uzaklaşıp ortadan kayboldular sana kıyametin ne zaman geleceğini sorarlar de ki onun ne zaman geleceğine dair bilgi yalnız Rabbimin nezdindedir. Vaktini ondan başkası açıklayamaz. O kıyamet öyle bir meseledir ki ne göklerde ve ne de yerde ona tahammül edecek hiç kimse yoktur. O size ansızın gelecektir. Sen sanki onu biliyormuşsun gibi onu sana soruyorlar. de ki ona dair gerçek bilgi yalnız Allah'ın nezdindedir ama insanların çoğu bunu bilmezler haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar her türlü mucize de önlerine gelse gayet acı azabı görmedikçe iman etmezler zaten kendileri yaratılmaktadırlar hep ölüdürler diri değildirler kendilerine tapanların bile ne zaman diriltileceklerini bilemezler. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir, bir lütuftur, dedi. Rabbimin tayin ettiği vakit gelince, bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi mutlaka gerçekleşir. O gün, yani kıyamet günü, onlar deniz dalgaları gibi birbirine çarparak çalkalanırlar. Sura da üfürülür. İnsanların hepsini bir araya toplarız. Nihayet, Yevcüc ve Mevcüc'ün setleri açılıp, her tepeden dünyaya akın etmeye başladıkları, doğru vadin vaktinin yaklaştığı sıra, işte o zaman, kafirlerin gözleri birden dona kalır. Eyvah bizlere! Biz bundan tam bir gaflet içindeydik. Daha doğrusu, kendimize zulmettik, diyecekler. Kıyamet hakkındaki sözün gerçekleşme zamanı yaklaşınca, onlara yerden bir dabbe, canlı çıkarırız. O da insanların bizim ayetlerimize, özellikle kıyamete dair ayetlerimize inanmadıklarını söyler. Öyleyse Allah tarafından o geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce, sen yüzünü, özünü, dürüst bir şekilde dost doğru dine yönelt. O gün insanlar zümre zümre ayrılacaklardır. De ki, fetih günü kafirlere imanları fayda vermez. Onlara mühlet de verilmez. İş işten geçtikten sonra peygambere inandık demektedirler. Ama uzak yerden, ta dünyadan imanı nasıl alabilsinler? Onlar, bizim azabımızın şiddetini görür görmez, Allah'ın birliğine iman ettik, ona şerik saydığımız putları da red ve inkar ettik, dediler. Fakat, şiddetimizi gördüklerinde iman etmeleri, kendilerine fayda sağlamadı. Allah'ın kullara hakkında cari olan uygulaması, hep böyle olmuştur. İşte kafirler, burada hüsrana uğramışlardır. Gerçekten o kıyamet için bir beyandır. Artık siz o saatin geleceğinden hiç şüphe etmeyin de bana tabi olun. Doğru yol budur. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında olan bütün varlıkların mülk ve hakimiyetine sahip olan Allah'ın şanı çok yücedir. Hayır ve bereketi sınırsızdır. Kıyamet saatini bilmek ona aittir. Hepiniz sonunda onun huzuruna götürüleceksiniz. O halde sen göğün bütün insanları saracak olan aşikar bir duman çıkaracağı günü gözle. Bu gayet acı bir azaptır. O halde sen göğün bütün insanları saracak olan aşikar bir duman çıkaracağı günü gözle. Bu gayet acı bir azaptır. İşte o zaman insanlar, Ey ulu Rabbimiz! Bizden bu azabı kaldır, çünkü artık iman ediyoruz derler. Yoksa onlar, kıyametin kendilerine ansızın gelmesini mi gözlüyorlar? Zaten alametleri geldi bile. Ama kıyamet gelip çattıktan sonra, ibret almaları neye yarar ki? De ki, bunu yalnız Allah bilir. Ben ise sadece açık ve kesin bir tarzda uyarırım. Ey Resûlüm! De ki, o sizin tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır? Yoksa Rabbim onun için bir süre mi belirler? Kesin bilmiyorum. Evet, o karar günü, vakti kesin olarak belirlenmiş bir gündür. Sana kıyamet saatini sorarlar. Demir atması ne zaman diye. Sen nerede? Onun vaktini bildirmek nerede? Onun sonu Rabbine varır. Kesin bilgisi ona aittir.